Türkistan Haber Ajansı haberlerine hoş geldiniz. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti'nin 10 Kasım 2023 tarihinde Amerika'nın başkenti Washington'da başlayan 9. Genel Kurul toplantısı 12 Kasım 2023 tarihinde başarıyla sona erdi. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Doğu Türkistan Sürgün Parlamentosu ile birlikte Doğu Türkistan 9. Genel Kurul toplantısının tamamlandığını gururla duyurdu. Bu önemli toplanan kurul 10-12 Kasım 2023 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da düzenlendi. Tarihsel açıdan öneme sahip olan bu genel kurul toplantısı, 1. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 90. yıl dönümü ve 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin 79. yıl dönümüne denk geldi. Bu kayıtlar, Doğu Türkistan halkının egemenlik ve milli bağımsızlığa kavuşma yolundaki yılmaz ruhunu ve sürekli mücadelesini temsil etmektedir. Genel kuruldan bir gün önce 9 Kasım'da stratejik planlama toplantısı yapıldı. Bu toplantıda Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti'nin güçlendirilmesi ve Doğu Türkistan'ın ulusal bağımsızlığının sağlanmasına yönelik genel bir stratejinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu yıl düzenlenen genel kurul 13 ülkedeki Doğu Türkistan diaspora topluluklarını temsil eden Doğu Türkistan Sürgün Parlamentosu'nun yeni seçilen 60 üyesi katıldı. Açılış töreninde görevden ayrılan Başbakan Salih Hudayar ve görevden ayrılan Cumhurbaşkanı Hulam Osman Yalma önemli konuşmalar yaptı. Yabancı gözlemciler ve konuk konuşmacılar arasında yabancı parlamenterler, hükümet yetkilileri, stratejistler, araştırmacılar ve insan hakları aktivistleri de yer aldı. Yer alan isimler, Çeçenistan İçkerya Sürgün Hükümeti Başbakanı Ahmet Yezakayev, Meksika Kongresi Başbakan Yardımcısı Salvador Caro, Amerikalı strateji uzmanı Ben Lawson, Gazi İşleri Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı John Wagner, ABD Ulusal Güvenlik Komitesi'nin stratejik planlama eski direktörü General Robert Spalding, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü İcra Müdür Yardımcısı Savunmasız İnsanlar Projesi Direktörü Jason Jones, Çin İşleri Uzmanı ve Araştırmacısı Ethan Gottman, toplama kamplarından sağ kurtulan Sayragu Sawutbay ve Tursunal Ziyavudu'nun işkence kampında yaşadığı ağır işkencelere dikkat edildi ve onların acıları kurula katılanları derinden etkiledi. Genel kurulun ana içeriğini Çin'in Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Türk halklarına yönelik soykırımını durdurmaya yönelik hukuki ve pratik önlemlerin stratejilendirilmesi oluşturdu. Genel kurul, Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti'ne destek vererek Doğu Türkistan diasporasını birleştirmeyi ve Doğu Türkistan'ın bağımsızlığının restorasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır. Genel Kurul aralarında Cumhurbaşkanı Doktor Mehmet Ala, Cumhurbaşkan Yardımcısı Doktor Sayragu Sawutbay ve Başbakan Abled Nur, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Salih Hudayar, İçişleri Bakanı Abdüşkür Samsak, Bilgi ve İletişim Bakanı Doktor Cürat Obul, Milli Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanı Adil Ablimit, Maliye Bakanı İbrahim Can Amin, Aile, Kadın, Gençlik ve İnsan Hakları Bakanı Gulvaryan Tohta Hunkızı'nın da bulunduğu parlamento komiteleri yeni hükümet liderlerinin seçimiyle tamamlandı. Doğu Türkistan'ın ulusal bağımsızlık davasının ilerletilmesi için 4 yıllık bir stratejik plan hazırlandı. Sürgündeki Doğu Türkistan hükümetinin önemli karar ve vaatlerini içeren 12 maddelik bildiri kabul edilerek Doğu Türkistan diasporasına ve dünya toplumuna Doğu Türkistan'ın bağımsızlık mücadelesine destek verme çağrısı yapıldı. 9. Genel Kurul, Çin'in Doğu Türkistan'da devam eden sömürgeleştirme, soykırım ve işgal kampanyasına son vermek için Doğu Türkistan'ın ulusal bağımsızlığının yeniden tesis edilmesinin zorunlu olduğunun altını çizdi. Temel kararlar, taahhütler ve eylem çağrıları şunları içerir: ulusal bağımsızlığa sarsılmaz bağlılık, halkımızın korunması, milletimizin onurunun korunmasının temeli olan Doğu Türkistan'ın ulusal bağımsızlığını amansız arayışımız en önemli kararlılığımızdır. Doğu Türkistan'ın ulusal çıkarlarını ön planda tutmak. Doğu Türkistan'ın ulusal bağımsızlığı konusundaki sarsılmaz arayışımızda her diplomatik çaba ve işbirlikçi girişimde Doğu Türkistan'ın ulusal çıkarlarını ön planda tutmaya kararlıyız.
Bu taahhüt, tüm eylemlerin temel hedeflerimiz ve anayasamızla tam olarak uyumlu olmasını sağlar. Burada çeşitli uluslar, hükümetler, kuruluşlar ve bireylerle işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Buna Doğu Türkistan'ın ulusal bağımsızlığının yeniden sağlanması olan haklı davaya gerçek ve kararlı bir bağlılık sergileyen Doğu Türkistan'ın örgütler ve kişiler de dahildir. Doğu Türkistan halkları arasında birliği teşvik etmek. Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Tatarlar ve diğerleri de dahil olmak üzere Doğu Türkistan'ın tüm halkları arasında birlik ve beraberliğin önemini vurguluyoruz. Gücümüzün birliğimizde yattığına inanıyor ve Doğu Türkistan'daki tüm etnik grupların eşit temsil edildiği, saygı duyulduğu ve güçlendirildiği bir gelecek için çalışmaya söz veriyoruz. Bu birlik, özgürlüğe ve ulusal bağımsızlığa yönelik kolektif yolculuğumuzda Doğu Türkistan'daki her sesin duyulmasını ve değer verilmesini sağlar. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti'nin güçlendirilmesi. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti'nin profesyonel yeteneklerini ve etkisini daha da güçlendirmeyi, güçlü diplomatik etkileşimi ve dünya çapında savunuculuğu sağlamayı taahhüt ediyoruz. Doğu Türkistan kimliğinin silinmesine direnmek. Hükümetler, kuruluşlar, medya ve bireyler de dahil olmak üzere uluslararası topluma Çin'in Çin sömürge terimi olan Sincan yerine gerçek adı olan Doğu Türkistan'ı kullanarak Doğu Türkistan'ın kimliğini silme çabalarına direnmeye çağırıyoruz. Doğu Türkistan'ın Uygur Özerk Bölgesi, Sincan veya Uygur Bölgesi gibi adlandırılmalar kabul edilmeyecektir. Doğu Türkistan soykırımını anma günü ilanı. Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Türk haklarına karşı sürdürdüğü soykırımın kurbanlarını onurlandırmak ve küresel farkındalığı arttırmak amacıyla 19 Ocağı uluslararası alanda Doğu Türkistan soykırımını anma günü olarak ilan ediyoruz. Çin istihbaratına ve ulus ötesi baskıya karşı mücadele. Uluslararası topluma Çin istihbaratı ve ulus ötesi baskıya karşı proaktif bir şekilde mücadele etmesini, küresel topluluğumuzu ve Doğu Türkistan ulusal davasını Çin'in etkisinden, Çin'in gözdağından korumasını rica ediyoruz. Uluslararası destek. Küresel topluluğa diplomatik tanınma, ekonomik yardım ve siyasi destek yoluyla Doğu Türkistan'a kapsamlı destek vermeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz. Doğu Türkistan'ın işgal altındaki bir ülke olarak tanınması. Demokratik ülkeleri, Doğu Türkistan'ı Tibet'e benzer bir işgal ülkesi olarak resmen tanımaya çağırıyoruz. Sömürgecilikten kurtulma çağrısı. Birleşmiş Milletler'in sömürge ülkelere ve halklara bağımsızlık verilmesine ilişkin bildirgesi kapsamında uluslararası toplumu Doğu Türkistan'ın sömürgesizleştirilmesine ve bağımsızlığına destek olmaya çağırıyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi aracılığıyla adaletin sağlanması. Uluslararası topluma, özellikle de hükümetlere, Doğu Türkistan'ın aralarında Xi Jinping'in de bulunduğu Çinli yetkililere yönelik soykırım ve diğer insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde başlattığı hukuki şikayeti aynı şekilde desteklemeye çağırıyoruz. Ayrıca devletlerin benzer davaları Uluslararası Adalet Divanı'na taşımasını da teşvik ediyoruz. Soykırıma ve stratejik tehditlere karşı uluslararası işbirliği. Doğu Türkistan'da Uygurlara ve diğer Türk haklarına karşı devam eden soykırımı sona erdirmek için uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği yapmayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca demokratik ulusları, Çin'in demokrasiye, özgürlüğe, insan haklarına, kurallara dayalı uluslararası düzene ve ulusal egemenliğe karşı temsil ettiği stratejik varoluşsal tehdidi kabul etmeye ve bunlarla yüzleşmeye çağırıyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle.